Değerli basın emekçileri, CNN Türk muhabiri Göksel Göksu'nun 13 Aralık tarihli "Aşiretler İstanbul'da görüştü, anlaştı" başlıklı özel haberine göre 55 Suriyeli aşiret ve kabile, Arap ve Türkmenlerden oluşan Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Kurulu olarak 2 gün devam eden bir toplantı düzenlediler. Suriyeli Aşiret ve Kabileler Yüksek Kurulu 2017'nin başında Urfa'da kurulmuştu. İstanbul toplantısıyla genişletme ve genişleme kararı aldıkları belli. Bu bileşimi Suriye'de iyice geriletilen IŞİD'in yerine ikame etmek istedikleri de ortadadır. İktidar belli ki yeni bir çıkış arayışındadır. Ancak bu projeden sonuç beklenmesi hayalin ötesini geçemez. 25 Aralık'ta Suriyeli Aşiret ve Kabileler Yüksek Kurulu gibi neydüğü belirsiz ve Suriye'nin en gerici güçlerinin Samandağ'da toplanacak olması bambaşka bir problemdir. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Türkiye'yi karanlığa sürükleyen savaş politikasından vazgeçin. Komşularımızı Arap, Kürt, Fars, Ermeni diye ayırmayın. Sahici komşuluk ilişkilerine ihtiyacımız var ve biz bunu böyle kurmak istiyoruz. Komşu ülkenin iç işlerine karışma, icraatta gördüğümüz gibi sizlerin de iç işlerini karıştırmaktadır. Bizler Suriye'de demokratik çözümden yanayız. Aşiret ve kabileler Arabistan'da bile barınamama sinyali verirken onların Suriye halklarını korumaya layık görmeniz komiktir. Samandağ'ı aşiret ve kabilelerin üssü haline getirmeyi hedeflemek, orada yaşayan insanlara hakarettir, onları yok saymaktır. Bir an önce bu yanlıştan dönün. 25 Aralık'ta Samandağ'da yapılacak olan ve ne diyü belirsiz Suriye'nin en gerici güçlerinin toplantı iddiası halkı çok rahatsız ve tedirgin etmiştir. Farklı etnik ve dini kökenlerin kardeşçe ortak yaşam sürdüğü Samandağ'da yaşayan Arapların Suriye'de akrabaları vardır. Arap Alevilerin en yoğun yaşadığı bölgelerden biri olan Samandağ'da gerici, savaşçı, aşiret toplantısı ile hangi mesaj verilmek istenmektedir? Bu gelişme hükümetten bağımsız mıdır? Buradan yetkililere sesleniyoruz. Hatay halkları Suriye'de başlayan emperyalist işgale karşı en başından beri sokakta yaptığı kitlesel mitingler ile karşı durmuş ve savaşa hayır demiştir. Bundan sonra da hayır demeye devam edecektir. Biz Hatay halkları ve demokratik kitle örgütleri olarak bu toplantının Samandağ'da yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu konuya dair Hatay Valiliği ve Samandağ Kaymakamı'ndan acilen bir açıklama bekliyoruz.